ويل للجمع ما له وعدده مدده الله والفتح تبت يدا أبي لهب وتب لم يلد ولم يكن له كفوا سلامه إلى يوم الدين وإياهم بما ضيق جناتك جنات وطلح مقود ولا مقطوعة ولا الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين معهم في الجنان إله سميع العليم وتب علينا يا Ramazan'a uygun olarak ve kendi örf adetlerimize uygun olarak bu iftar yemeğini verdik. Değerli arkadaşlar, iftar yemeğinin en büyük avantajlarından bir tanesi de birbirimizi görmek, birbirimizi hatırlamak, birbirimizin hatırını sormak, dertleşmektir. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli muhtarlar. Midyat'ın birliğini, beraberliğini, güzelliğini hiç kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Sizden ricamız, istirhamız şudur. Aynı çatı altında yaşıyoruz. Aynı geminin içindeyiz. Sizden tek ricamız, tek istirhamımız şudur. Birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak isteyen insanlara lütfen daha duyarlı olarak karşı koyalım. Çevremizden bize gelip de Nusaybin'den, Cizre'den, Şırnak'tan, İdil'den her kim gelirse gelsin bizim Midyat'ta barınmıştır. Onun kimliğini sormadık, siyasi düşüncesi sormadık. Kürt müdür, Arap müdür, Süryani müdür veya Ezidi müdür sormadık. Hepsine ev sahibi yaptık. Kim ev sahibi yaptı? Biz birlikte yaptık. Hepsine kapılarımızı açtık. Buranın güzelliği budur, Midyat'ın güzelliği budur. Burası barış kentidir, hoşgörü kentidir. Bu hoşgörü kentine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sizden tekrar rica ediyorum. Bu Midyat'a yapılan elim saldırı, terör saldırısını hep birlikte ben şiddetle buluyorum. Ve bundan sonra olmaması için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz lazım. Şehitlere de rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bir şey davet ediyorum. Bu organizasyonda tabii yemek bahane bizleri bir araya getiren Başkan Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. Çok zor bir araya gelebiliyoruz. Bu anlamda bizim için de burada olmak bir onur vesilesi. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii Midyat bölge artık benim kendi ikinci bir memleketim. 8 yıldır bölgedeyim, 4 yıldır Midyat'tayım. Biz burayı kendi Erzurum'umuzdan, Erzincan'ımızdan, kendi memleketimizden ayırmaz olduk. Hayatımızın çok önemli bir kısmı, en zor bir kısmı buralarda geçti, sizlerle birlikte geçti. Ben bu anlamda hepinizden bu 4 yıllık süre zarfında birlikte çalışmamızdan dolayı öncelikle bir helallik istiyorum. Ben bu çalışma süreci içerisinde sizleri kırmış, üzmüş olabilirim. Ne olur hakkınızı bana helal edin. Benim zaten bir hakkım yok. Ben buraya geldim, görevimi yaptım. Ben nereye gidersem gideyim, sizlerin bir evladınız, bir kardeşiniz olacağım. Hakkınızı bana helal edin. Sizler Midyat olarak çevrenin, hatta ülkenin yükünü çeken insanlarsınız. Biz burada 4 yıl içerisinde önce bir Suriye dramıyla başladık.
yoğun bir Suriyeli misafir göçümüz oldu, yüreğinizi açtınız. Yoğun bir kamp çalışması oldu, emeğimizi oraya verdik, enerjimizi oraya verdik. Üksünmediniz, eleştirmediniz, yermediniz, kardeşimiz dediniz, bizi hoş gördünüz. Son PKK'nın hendek kuyu siyasetinden dolayı kendi ilçelerini, yaşadıkları yerleri vatandaşlarına zulmeden PKK'nın eylemlerinden dolayı ilçelerinden kaçıp, yerlerinden kaçıp, yurtlarından kaçıp size misafir oldular. Şimdiye kadar 70 binden fazla çevre ilçelerden gelen misafirleri ağırladınız, bağrınıza bastınız. Nüfusunuz 70 bin, 70 bin insanı da bağrınıza bastınız. 6-7 aydır idare ediyorsunuz. Halen ilçemizde 25 binden fazla çevre ilçelerden göç edip ilçelerindeki sorunun bitmesini bekliyorlar. Geri dönmek üzere hepsine ev sahipliği yaptınız. Bu anlamda sizlerin yüreğinizin ne kadar geniş olduğunu başta bana, daha sonra da bu insanlara gösterdiniz. Ben nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım, bu dünyada olsam da, öbür dünyada olsam da sizin fedakarlığınızı, sizin yüreğinizi bir ömür unutmayacağım. Çünkü hep acılarda birlikte olduk. Bunca sıkıntıyı yaşadık, göğüs gerdiniz, yüreğinizi açtınız, gene içleri soğumadı, askerimizi, polisimizi, sivilimizi şehit etmek için alçakça ilçemize saldırdılar. Gene birlik oldunuz, gene bütünlük oldunuz. Bu ülkenin tek bayrağı var dediniz. O bayrağın altında polis şehidimizi, sivil şehidimizi aynı avluda on binlerle uğurladınız. Allah sizlerden razı olsun ki bana sizin gibi insanlarla çalışma fırsatı verdiniz. Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz vermiş olduğu iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Değerli muhtar arkadaşlar, bu iki aydan beri köylerde çalışıyoruz. Çevre düzenlemesi ve çöp toplamasını gerçekleştirdik. Ayrıyeten 6 okulumuzun iç dış boyasını, bakım onarımını yaptık. İlçe merkezimizde çadır binasını boyattık. Başkanımız vermiş olduğu talimatla önümüzdeki hafta içerisinde Ramazan'dan sonra inşallah camilerimizi, taziye evlerimizi iç dış bakım onarımını gerçekleştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen. Öyle bu. Başka bir. Hayır, bak.